Kozanların büyük zararı. Kozan Şirketler Grubu'na ait Polatlı'daki kereste fabrikasındaki patlama sonucu bir kişi ağır yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Tunç! Ne oldu? Fabrikada patlama olmuş. Ağır yaralı biri varmış. Neler oluyor? Polatlı'daki fabrika. Merak etme, Cüneyt iyi, ailenin geri kalanı da. Sen nasıl bir kızsın ya? Seni kapının önüne koymuş bir aile için hala üzülebiliyorsun. Bana bunları Cüneyt ya da Zühre anne yapmadı ki. Onlar beni sadece sevdiler. Onların yaptığı iyiliği unutamam. Onlar seni unuttu ama. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne var, ne istiyorsun? Fabrikadaki yangını duydum. Ortağın mı yetiştirdi? Nerede o? Kemal, bak yanlış anlıyorsun. Ben böyle olsun istemedim. Senin ne istediğin belli. Geçen gece çok sarhoştun. Yani Handan bulmuş seni. Sonra otele götürmek için yardım istedi benden. Ben de yardım ettim. Hepsi bu. Hmm. Bahar'ı da o yüzden getirdin değil mi? Bak, zaten sızmıştın. Handan yanındaydı. Ben de çıktım. Yani bilmiyordum. Bahar da seni sorunca... Handan'ın beni bırakmayacağını biliyordum. Bahar'ı da o yüzden getirdim. Bizi basması için. Kemal, ne olursun yapma artık. Ya susun. Bahar... Benim gerçekten böyle bir niyetim yoktu. Merhaba çocuklar. Hoş geldin sevgili teyze. Hoş geldin anneciğim. Ben de Kemal'e geçmiş olsun demeye gelmiştim. Ben çıkayım artık. İşim var biraz. Kolay gelsin. Güle güle oğlum. Anne iyi misin sen? Bir şey mi oldu? Ya fabrikadaki patlama sırasında Seher'in kocası da oradaymış. Ağır yaralanmış. İnanmıyorum ya. Nazır abla, merhaba. Ben Feride. Mavişim, nasılsın annem? Neredesin sen? İyiyim ben ablacığım. Bir arkadaşımda kalıyorum. Ya evdekiler nasıl? Kötü şeyler olmuş, gazetede okudum. Hmm, sorma annem ya, sorma. Allah'tan herkes iyi. Peki sen nasılsın? Nazır Hanım, yukarı Cüneyt'in odasına çıkar mısınız? Gömleği ütüsüz ilgilenin. Nazır Hanım, size diyorum. Zühre anneye de bir ağrı kesici götürün odasına. Tamam, şimdi hallederim. Feride, annem. Feride. Of, of. Berat, geldiğimden beri tek kelime etmedin. Dargın mısın bana? Çocuk muyuz kızım? Ne dargınlığı? Bak, dün gece yaptığım şey hataydı. Saçmaladım. Özür dilerim. Unutalım ne olur. Ben bugün evlerine gittim. Geçmiş olsun ha. Kemal de oradaydı. Yüzüme bile bakmadı. Hadi ya. Ne bekliyordun ki? Ne demek ne bekliyordun ya? Yeter! Herkes benden ne istiyor ya? Senin de zaten tavır yapıp durmandan bıktım. Sen kimin tarafındasın? Ben kimsenin tarafında değilim kızım. Ben kendi tarafındayım, anladın mı?
Asıl ben bıktım bu oyunlardan. Pes mi ediyorsun? Berat saçmalama. Asıl bu oyunlar saçmalık Handan. Berat, beni yarı yolda bırakamazsın. Biz ortağız. Ne ortağı be? Görmüyor musun? Her yolda indik. Hiçbir şeyin değiştiği yok işte. Şimdi vazgeçemezsin Berat. Geçtim bile. Hadi. Ne? Kovuyor musun beni? Hadi Handan, hadi dedim. Annem gelecek şimdi, görmesin seni burada. Sorup duruyor zaten. Hadi Handan, ben de çıkacağım. Reform Şirketler Grubu babamın kurduğu bir şirket. O öldükten sonra işleri ben devraldım. İnşaat işleriyle uğraşıyoruz. Bir de batmak üzere olan şirketleri alıp tekrar kâra geçiriyoruz. Bir oteller zinciri de batmak üzereydi. Çok uygun bir fiyata satın aldık. Restorasyon ve iç dekorasyon işlerini Kozanlar yapacak. Gel baksana fotoğrafları göstereyim. Ama önce şunu uzatır mısın, şarjı bitmek üzere. Pardon. Ben kahve yapayım. Olur. Neden Tunca yardım ediyorsunuz? Ben yalnızca Tunca yardım etmiyorum, aynı zamanda para kazanıyorum. Öyle ama Kozanlar dışında başka biriyle de çalışabilirdiniz. Evet, çalışabilirdik ama gerçekten onlar işlerinde çok iyi. Bakın, benim hiçbir deneyimim yok. Ama siz beni hastanız olarak kabul ettiniz. Evet. Ama deneyimlik bir şey yok. Bak, sen akıllı bir kıza benziyorsun. Eminim bu işin üstesinden gelirsin ha? Ama... Bak, ben Tunca bunu borçluyum. Hayatımın çok zor bir döneminde benim için öyle bir şey yaptı ki... benim hayatımı kurtardı. Ve o bunu hiçbir karşılık beklemeden yaptı. Ben çok şanslı bir adamım. Hem arkadaşıma borcumu ödeyeceğim hem de para kazanacağım. Ta-ta-ta-tam. Nasıl olmuşum? Ay Bahar, çok güzel olmuşsun annem. Anne. Eski yine de ama işte yeni gibi dursun, niye uğraştım? Anne, ellerine sağlık. Bundan daha güzel olamazdı. Ay kuzum. Annem. Kuzum. Dön bakayım bir daha. Ay çok güzel oldun Bahar. Çok beğendim. Annem. Kuzum. Cezası. Canım çok güzel olmuşsun. Gerçekten beğendin mi? Bayıldım. Hadi içeri gel. Gidiyorum, in. Berat, götür beni buradan ne olur. Ya çalışıyorum dedim. Ben de kötüyüm diyorum. Berat hadi gidelim ne olur, yalvarırım.
Ya kızım istemiyorum seni, anlasana artık. Sen hayatıma girdiğimden beri her şey daha kötü gidiyor. İn dedim aşağıya bak, yoksa elimden bir kaza çıkacak. İnmiyorum. Ben seni indirmesini bilirim. Çok sağ ol. Ya bir şey soracağım. Tunç Eylül diye bir kadından bahsetti. Kozanlar'da tasarımcıymış. Evet. Cüneyt'in nişanlısı. Cüneyt'i senin elinden alan kadın. Çok güzel, oldukça başarılı, erkeklerin başını döndüren bir kadın olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Bilmem. Ama bence Cüneyt tam bir gerizekalıymış. Seni bırakıp onu tercih ettiği için. İnan bana, dünyada Eylül gibi bir sürü kadın var. Ama sende özel bir şey var. Erkekleri kendine tutsak edecek kadar özel bir şey. Şey, ben unutmadan ilaçlarımı alayım. İşte bundan bahsediyorum. Hala utanma duygum var. Biri sana iltifat ettiği zaman yüzün kızarıyor. Emin ol, çok fazla kadın tanıdım. Artık kadınların tek derdi güçlerini ispatlamak ve erkekleri ezmek. Ama sen... Senin gibiler kalmadı artık. Yok. Ateş Bey, bu tarz konuşmalardan pek hoşlanmıyorum. Lütfen... Affedersin. İleri gittiğimin farkındayım. Biraz acelece davranıyorum. Nasıl olsa birbirimizi tanımak için daha çok vaktimiz olacak, değil mi? Diyorum ben ya. Kimlere güveniyorum? Daha iyisin değil mi? İyiyim canım. Yıldız ablacığım, biraz içersin değil mi? Ay kader. Kader olmasaydı sonsuza kadar uyuyacaktım herhalde. Allah korusun. O nasıl laf öyle? E öyle ama. Senin anahtarın olmasaydı ben ne olurdum? Şey, Ferman Bey, ben Yıldız ablanın bana verdiklerini geri getirmek için gelmiştim. Hediyeleri. Ne hediyesi? O ne biçim laf öyle? Hediye geri verilir mi? Ben sana daha fazla borçlanmak istemiyorum Yıldız abla. Kader, bana borcun yok. Öyle konuşma lütfen. Neyse. Sen daha iyisin, ben artık gideyim. Geçmiş olsun. Kader bekle. Gel otur. Ayakta kalma. Ben... Peki. Aramızda tatsız şeyler oldu. Senin de hataların oldu, benim de. Eğer bu işe gerçekten ihtiyacın varsa... Borcumu ödememin başka yolu yok. Borcu unut. Sen bugün Yıldız'ın hayatını kurtardın. Bizim de sana bir can borcumuz var. Hayır yok. Yıldız abla da beni o adamlardan kurtarmıştı. Ödeştiniz yani. Yıldız sana çok alıştı. Yanında olmanı istiyor. Ama siz... Ben de istiyorum. Eğer sen de kalmak istiyorsan... İstiyorum. İyi o zaman. Hadi bakalım. Hem bize hem kendine birer kahve yap da içelim. Ferman sağ ol. Hadi bakalım.
Feride. Kusura bakmayın. Kendimi pek iyi hissetmiyorum da. Tamam. Dinlen sen. Ben Tunç'u bekleyeceğim. Seninle sonra devam ederiz. Efendim? Ne yapıyorsunuz? İyiyiz, iyi. Ama o biraz utandı, odasına kaçtı. Aman abi, ürkek durar. Gitmesin de kızım. Anladık herhalde. Yok yok. Zamanla ısınacağız birbirimize. Ben inanıyorum. Sen hiç merak etme. Tamam. Hırsız. Kemal'i çaldın benden. Allah kahretsin. Vay. Ana, vay, vay, vay. Hatuna bak. Böyle kaptana can kurban be. Şşş. Kaptan, açsana kapıyı, binecek var. Gelmeyin. Açsana. Gelmeyin dedim. Aa, hayırdır kızım? Hemen nereye? Ayıp ediyorsun ama. Açsana şu kapıyı. Gidin. Sert de yapıyor ha. Açsana kız kapıyı. Aç şu kapıyı, adam hasta etme. Kızım, beni ayar etme, açsana şu kapıyı. Defolun. Sonra karım olacağına inanamıyorum. Kemal, hadi dışarı çık. Ya çık, üstümü değiştireyim. Hem uğursuzluktur. Aslında senin geleneği nikahtan önce görmemen gerekiyordu. Tamam canım. Dur biraz daha. Seva abla gideyim. Hadi çık artık. Bu inat ne kızım? Açsana kız şu kapıyı. Amma uğraştırdın ha, açacağım bir kapı. Ya bu kapı da açılmıyor ha, açsana. Allah'ım sen bana yardım et. Ne yaşın lan? Dur şu bagajı da bir deneyim. Ay. Hadi Kemal. Aç şunu. Bu ana engel olmayacaksın ama. Dur dur dur. Çözeceğim bu işi, dur. Aç kız kapıyı. Aç aç, bir şey yapmayacağım ben. Berat. Açsana kız. Berat. Kime diyorum ben? Alo. Berat hadi. Aradığım kişiye şu an ulaşıyorum.
Aferin sana. Şöyle. Sonunda be. Defolun. Kapıyı açacaktın da ne uğraştırıyorsun kız sen sabahtan beri bizi? Defolun. Benimle evlenir misin? Çıkın. Evlenmez misin? Gidin. Bakalım çantanda neler var. Ya gidin. Bağırma. Bağırma. Efendim Nergis. Osman Bey, sigorta şirketi sizinle görüşmek istiyor. Evinize geliyorlar. Tamam. Eve geçiyorum ben de. Eve gidiyoruz. Tamam efendim. Bizi ayırdılar Cüneyt. Yok ettiler. Hayır kızım, senin sesin gelip çıktı ha. Gelmeyin. Amma uğraştırdın sen daha. Ver şu üstündekileri. Gelmeyin dedim. Para pul ne varsa çıkar. Neredesin be Handan? Çekil, çekil. Para pul ne varsa. Gelmeyin. Kendi adınıza konuşun beyler. Bana para pul yetmez. Handan'ı aradın mı bir daha? Bilmem. Açmadım telefonu. Keşke açsaydın. Yani dün emin oldum. O kız hiç iyi değil. Belki bir sorun falan vardır. Bahar, lütfen. Handan hakkında bir şey duymak istemiyorum. Yaklaşmayın dedim! Yazıktır oğlum. Hadi gidelim. Bu da aynı bizim gibi gariban birine benziyor. Neden dalga geçiyorsun lan sen kızla? Ortada böyle bir güzellik varken... Nereye gideceğimişiz ki? Gel, gel, gel. Oo, o neymiş öyle? Ben bunda para pul yok dedim ama... Pırlanta mıdır, nedir bu? Kusura bakma canım, bu artık bizim. Oo, fena bir şeye benzemiyor. İyi, güzelmiş. İyi para eder bu. Kolye'nin elinde olduğunu görünce inanacaksın bana. İnanmak zorundasın Cüneyt.